Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün ben size Pokemon Go'yu emülatör kullanarak bilgisayar üzerinden nasıl kullanabiliriz, nasıl oynayabiliriz hileli olarak onu göstereceğim. Öncelikli olarak bizim bir emülatör indirmemiz gerekecek. Ve ben 3-4 tane değişik emülatör denedim. Tabi bunların hangisi bilgisayarda daha iyi çalışıyor, hangisi işlemciyi daha az yoruyor, hangisi sıkıntısız çalışıyor. Bunları zaten bayağıdır oynadığım için, hatta Twitch'imden de bakabilirsiniz. Ben insanlara sürekli yayın açıp raid invite'ı atıyorum. Ve aynı zamanda kendim de arada Pokemon tutup hileli bir şekilde oynuyorum. Şimdi yapmamız gereken ilk olay bizim herhangi bir Google Chrome veya ne bileyim farklı bir tarayıcı kullanıyorsunuz. Oradan pgsharp.com yazmamız lazım. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde pgsharp. PG yazıyorsunuz, S yazıyorsunuz, harp yazıyorsunuz.com. Zaten burada yazıyor gördüğünüz gibi pgsharp. Ha, bunu nasıl indireceğiz? Direkt siteye girdiğinizde, buradan download yaptığınızda kendi zaten sizin download klasörünüze ya da indirilen klasörünüze 300 MB'lık bir indirme dosyası var. Onu indiriyor. Bunu indirdik. Kolay kısım. İkinci kısım, şimdi benim özellikle kullandığım 3 tane player var. Yani emülatör var. Biri LD player, diğeri Nox player, diğeri de Mono player. O Mono player şu an biraz sıkıntı çalışıyor ama en iyisi çalışan şu an, yani size şöyle göstereyim. Nox player var. Nox Player'in 6.5.0.3 sürümü var. Yani 6.5.0.3 sürümü var. Ama bana derseniz hangisini tavsiye ediyorsunuz? Ben LD Player'i tavsiye ederim. Bu çünkü daha sıkıntısız, daha sorunsuz çalışıyor. Nox Player bazen error veriyor. Ha, bunu nasıl indireceğiz? Bunun bu arada LD Player ile Nox Player'in son sürümünü indirirseniz bu hiçbir şekilde çalışmıyor. Çünkü son sürümlerinde Pokemon bunları artık hani banlıyor mu, sistem çalıştırmıyor bilmiyorum. Son şeylerde yasaklıyor sanırım, çalışmıyor. Biz ne yapacağız öncelikle? Bu emülatörlerin eski sürümlerini indireceğiz. Mesela LD Player 3.98'i indireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bendeki LD Player 3.98 sürümü. Şimdi bu 3.98 sürümünü nasıl indireceğiz? Google'a geldiğiniz zaman LD Player 3.98 download yazdığınız zaman bizim şöyle bir, ben bunu sonra linkini aşağıda koyacağım. Oradan zaten bulup indirebilirsiniz. Buradan bu Momo App Player nokta zaten Google'da ikinci sırada çıkıyor. Ben yine dediğim gibi altına koyacağım yorumlara. Oradan 322 MB'lık bir dosyayı indireceksiniz. Sonra indirdik. Direkt yapmamız gereken bizim Downloads klasörüne gelip oradan LD Player'i tutup buraya atmak. Sonra ne oluyor? Buraya bizim Pokemon Go simgemiz geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi Pokemon Go simgesi geldi. Bu arada bu PGS Sharp dediğim bizim indirip de emülatörde oynayacağımız program, paralı sürümü de var, bedava sürümü de var. Size şöyle göstereyim paralı ve free versiyonunu. Şimdi bedava kısmında teleport olabiliyorsunuz. Çoğu şey yapabiliyorsunuz. Ama standart sürümde 5 dolar ödüyorsunuz aylık. 5 dolar 2 tane cihaz kullanabiliyorsunuz. Mesela arkadaşınızla ortak alabilirsiniz. Sonra diğer özellikleri ne? İşte auto walk var. Hani adamı tıklıyorsunuz. Yani ben size şöyle göstereyim kendi bilgisayarımdan. Bir dakika kendim açayım. Bu free versiyonu, şu an bu göstereceğim free versiyonundaki bu bizim PGS Sharp'ın ayarları. Buradan gördüğünüz gibi nasıl burada free versiyonu, burada mesela Virtual Go Plus var. Bununla bildiğiniz gibi Pokemon'un kendi sattığı bileklik var. Bilekli açtığınız zaman, yani bilekli aldığınız zaman, yolda yürüdüğünüz zaman bu Pokemon Go Plus sizin hiçbir şey yapmadan sadece oyun açıp bıraktınız. Kendi kendine Pokemon'ları tutuyor. Sonra Pokestopları spin yapıyor. Oralardan top alıyorsunuz ve Pokemon'ları tutuyorsunuz. Ben şu anda free versiyonunda size göstereyim. Burada Spam Booster diyor. Bu yine kapalı. Bizim free versiyonda bu daha çok Pokemon'un çıkmasını sağlıyor.
Sonra burada Quick Load Mode diyor. Burada harita daha hızlı yükleniyor. Burada özellikle şu, bakın, Black Non-Shiny diyor. Bu çok güzel bir özellik. Bunu aktive ettiğiniz zaman ben size şöyle göstereyim. Şu an mesela bakın, benim bu paralı versiyonum. Paralı versiyonu tıkladığım zaman şu an bende Black Non-Shiny var. Bakın, buna tıklamadığım zaman direkt böyle Pokemon'a geliyor. Bu şu an normal bizim her zaman tuttuğumuz Pokemon. Ben şuradan Black Non-Shiny yaptığım zaman, bakın, ben şu an Pokemon'u tuttum. Tıklıyorum. Bunlar shiny değilse ben hiçbir şekilde bunların içine tutup da yakalama ekrana gelmiyor. Bu çok güzel bir özellik. Hatta bununla bayağı bir böyle, mesela Zaragoza'ya önereceğim haritalarda tutmanız için. Zaragoza var İspanya'da, oraya önerebilirim. Çok güzel Pokemon, yani çok fazla Pokemon var ve çok güzel Pokestonlar var. Her yerde toplayabilirsiniz. Ayrıca Amerika'da, New York'ta, Central Park'ta. Oralarda çok güzel Pokemon yakalayabilirsiniz. Şimdi bu özellikle dediğim gibi çok güzel shiny'ler yakalayabilirsiniz. Çünkü hani buradaki herhangi bir Pokemon shiny ise direkt bunun içine tıklıyor ve siz shiny'yi yakalıyorsunuz. Diğer böyle normal standart shiny olmayan Pokemon'ları yakalamıyorsunuz ve bu size çok güzel bir zaman kazandırıyor. Free versiyonda bu yok. Bu kötü bir özellik. Sonra olmayan versiyonları söyleyeyim. Quick Catch var. Quick Catch nasıl bir şey, ben size göstereyim. Şimdi Quick Catch, şöyle Pokemon'u ben size şuradan Quick Catch'i kapatıyorum. Quick Catch'i kapattım. Şu an Quick Catch'siz. Ben şu an Pokemon'u tıklıyorum. Bir saniye, Black Shiny'yi de kapatayım. Şu an Quick Catch yok. Ben direkt Shiny özel Black Non Shiny'yi tıklamadım. Quick Catch'i tıklamadım. Şu an Pokemon geldi, tıkladım. Direkt normal standart bedava sürüm. Tıklıyorum. Bunu şimdi gördüğünüz gibi kauç yazdı. Yakaladım dedi ve burada sürekli top dönüyor. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye, sizin burada bayağı bir zaman kaybınız var. Şu an bu bizim freeze versiyonumuz. Ama eğer ben Quick Catch'i açarsam, bakın şimdi bize ne güzel zaman kazanacak. Sideye tıkladım. Geldi. Bakın şimdi hemen attım. Quick dedi, gördünüz mü? Hemen Quick Catch'i 1 saniyede biz Pokemon'u tuttuk. Ya yani bunlar bize çok güzel zaman kazandıran özellikler. Ayrıca başka ne var? Cool down timer var. Bu nedir arkadaşlar? Bu bizim hileli oynuyorsak programımızı, diyelim biz Amerika'dan ya da ben Türkiye'den bahsedeyim size. Biz eğer İstanbul'da oturuyorsak, Kadıköy'de yaşıyorsam ben, Kadıköy'den Beşiktaş'a gitmem kaç kilometre? Diyelim ki 30 kilometre. Ben oyunda Kadıköy'den Beşiktaş'a, eğer ben Kadıköy'de bir tane Pokemon yakaladıysam, bu çok önemli. Eğer ben Kadıköy'de bir Pokemon yakaladıysam, ondan 1 dakika sonra Beşiktaş'a teleport olursam, o arada 40 şey 30 kilometre varsa 30 dakika bana cooldown sürüyor. Ben o 30 dakika içinde bir yer, yani herhangi bir Kadıköy dışında bir yere gidemem. Eğer gidersem bu bana cooldown olur. Cooldown'da da hacklenme banlanma şansınız yüksek olur. Ha, oyunda ne yapacaksınız? Farklı bir yerlere mi gideceksiniz? Farklı bir şehirlere mi? Farklı bir ülkelere mi? 120 dakika bekleme süreniz var. O da şöyle göstereyim size. Diyelim ben şu an buraya bakın mesela, şuradan göstereyim size daha kolay. Şimdi şurada bakayım, burada da herhangi bir Pokemon çıkmıyor. Mesela şöyle söyleyeyim, şuradan göstereyim. Burada bakın, programın güzel bir özelliği de, siz direkt free versiyonu değil de paralı versiyonu alırsanız şurada Feeds yazıyor, gördünüz. Feeds denen bir özelliği var onun. Feeds'e tıkladığınız zaman burada sizin 100 level veya 200 level şey ya 100 level yani istediğin her şeyi yakalayabiliyorsunuz. 100 level'da, yani 100 IV'de Pokemon'un en son şeyi, yani en güçlü Pokemon'u. Burada bakın bir sürü özelliği çıkıyor. Mesela Slowpoke var, işte bir sürü Pokemon var. Diyelim ki siz Grimer'ı tutmak istiyorsunuz, 100 IV. 100 IV'nin yanına geliyorsunuz, buradan teleporta tıklıyorsunuz. Bakın burada diyor ki şu an senin olduğun bölgeden distance, mesafe demek, 3 8855 8855 kilometre uzak. Bu da demek ki cooldown'da bekleme süresi 120 dakika bekleyeceksin diyor. Biz geldik şimdi, burada tuttuk farkındaysanız temin Pokemon. Biz geldik, Psy'de teleport olduk. Bakın yukarıda ne yazıyor? Hemen şurada gösterim mouse'la.
Cooldown timer çıktı gördünüz. 36 dakika 52 saniye benim beklemem lazım ki o istediğim Pokemon'u yakalayayım. Ha şu an yakalamak istersem o Pokemon'u tutamayacağım ve bu Niantic'a direkt rapor olarak gidecek. Diyecek ki işte bu adam cooldown'u var ve Pokemon tutmaya çalıştı. Bu adam hileci gibi rapor gidiyor. Ama biz bunu 36 dakika sonra, bu da 36 dakika lokasyona göre değişiyor, uzunluğuna göre. Atıyorum İzmir'den Amerika'ya giderseniz 120 dakika sürer ama İzmir'den Manisa'ya giderseniz diyelim ki 70 dakika sürer. Onun gibi düşün mesafeyi. Ben 36 dakika sonra istediğim Pokemon'u yakalayabileceğim. Ama yer değiştirirsem, ülke şehir değiştirirsem, ülke şehir değiştirmek istemezsem istediğim kadar ben aynı şehrin içinde, aynı lokasyonda istediğim kadar 5 saat bile oynayabilirim. Onda sıkıntı yok. Ama ancak lokasyon değiştirip herhangi bir teleport yapmasam o bize süre olarak geçiyor. Sonra başka özelliklerinden bahsedeyim. Tap to walk diyor. Yani tap to walk dediğiniz zaman şöyle göstereyim. Tap to walk dediğiniz zaman şuraya bastığınız zaman o böyle bildiğiniz haritanın üzerinden oraya kadar yürüyor. Ha burada araba hızı var bakın. 60 kilometre diyor. Sonra buna 0 kilometre yapabiliriz. 9 kilometre yapabiliriz. 19 kilometre yapıyoruz. 30 kilometre yapıyoruz. Eğer siz yumurta toplamak istiyorsanız hani yürüyerek şöyle yumurtanın yürüyerek siz yumurta toplamak istiyorsanız bunu 9 kilometre yapacaksınız. 9 kilometre bir yürüdüğünüz zaman yumurtayı yürümüş sayıyor. Ama 18 kilometrenin üstüne çıkarsanız yumurtayı hani siz sanki bisikletle gidiyormuşuz, hızlı gidiyormuşsunuz diye sayıp sizin yürüdüğünüz mesafeyi saymıyor. O yüzden eğer body'nizle yani Pokemon'unuzla kendi kazanmak istiyorsanız yürüyerek veya yumurta tutmak istiyorsanız 9 kilometre yürüyeceksiniz. Diğer özelliklere bakalım. Zaten diğerleri de aynı şey. Ha burada Inventor IV diyor. Yani tuttuğunuz Pokemon'ları tutmadan önce bakın burada gösterecek mesela. İşte 7 level. 7 level. Yani düşük. Bu da IV'si de 55. Bu da 5 atak demek. 11 defans demek. 9 da HP demek. Yani can sağlık demek. Yani bu dandik oluyor. Burada yani sizin bastığınız zaman burada Inventory IV sizin tutacağınız Pokemon'un özelliklerini gösteriyor. Güçlü mü, iyi mi? Ha bu arada burada bir de Always Excellent deyip yani burada siz Pokemon'u yakalarken sizin nasıl topu atmanızı istiyor. Mesela nice derseniz normal atmadan daha güçlü Pokemon'la yani daha iyi bir atmış oluyorsunuz topu. Great derseniz, nice'dan da iyiden daha iyi. Excellent derseniz çok iyi. Yani bu excellent'ta özellikle raid'lerde Legendary tutmak isterseniz excellent atarsanız raid'deki Pokemon'u yakalama şansınız çok çok daha yüksek oluyor. Burada catch prev diyor. Burada hani yakaladınız mı, yakalamadınız mı? Pokemon'u atıyorum böyle geldiniz. Burada bakın tıkladınız. Diyelim ki orada attığınız zaman yakaladığı ismi yazıyor ya da ya escape diyor, kaçtı diyor, onu gösteriyor. Onun dışında bu Quick Sniper dediği de şöyle bakayım sol tarafta gösteriyorum size. Hani burada etraftaki Pokemon'lar var. Sizin haritada gösteriyor. Mesela yanımda Psyduck var, Grimer var, Slowpoke var. Onun yanına böyle mesela Slowpoke'u tıklıyorsunuz. O Slowpoke'un yanına gidiyor böyle bakın yürüyerek kendi yanına gidiyor. Atıyorum bunun yanına tıklıyorum. Bu böyle yanına gidiyor. Oradan güzel bir şekilde İstediğiniz Pokemon'a gidebiliyorsunuz. Ayrıca Fizz özelliği var. Onu göstereceğim. Fizz özelliğinde şuradan artıya geliyorsunuz. Bu yine paralı sürümde. Burada level mesela kaç level olacak Pokemon? Burada 1 level 35 level'a kadar var. Ben mesela burada 35'i seçtim. 35'i seçtim. Diyelim işte buradan geldim IV'yi seçeceğim. IV'de 100 ile 0 arası. İşte diyelim ki bunu da 100 seçtim. Yani açıkça şöyle göstereyim. Burada 1'den 35'e kadar level var. Burada IV'si %100 olacak. Yani en son seviyedeki Pokemon tutmak istiyorum diyorsunuz. Distance'ı da ya yani mesafeye de ben hani 10 kilometre mesafede mi olsun? Limitsiz mi olsun? 5 kilometre mi olsun? 500 kilometre mi olsun? Onu seçiyorsunuz. Buradan da Pokemon'ları hangisini istiyorsanız bu yanında bakın turuncu olanlar, shiny'si olanlar yani parlak versiyonunu o bizim herkesin yakalamak istediği Pokemon'ların yanındaki işaret. Yani bu yanındaki turuncu varsa bu Shiny versiyonudur. Buradan da istediğiniz Pokemon'u seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki bunu seçiyorsunuz.
Bunu seçiyorsunuz. Ha, diyorsunuz ki bu Pokemon çıksın, bu Pokemon çıksın. Ya da hepsini alttan, şuradan hepsini alttan hepsini seçin diyorsunuz. Hepsi seçin. Zaten şu an ol dediği, ol dedi bütün Pokemon'lar yani var. Programımız bu şekilde. Yine sorunuz olmak, yani sorunuz olursa nasıl kullanıldığına dair bir hani belli başlı bir sorunuz varsa altta yorumlarda sizi cevaplayalım. Sonra favoriler var. Burada mesela hot place'ler var. Oyunda en fazla ünlü Pokemon'ları, yani en fazla ünlü, yani en fazla Pokemon'un çıktığı güzel raid'lerin olduğu lokasyonları görüyorsun. Mesela bakın, birinci Zaragoza'ymış. En fazla seçilen yer, güzel yer. Zaten ben de orada oynuyorum. Pierre var, California, Pierre 39, California'da var, Tokyo'da var, Osaka var. Böyle gidiyor. Hatta burada bakın, Bornova, İzmir bile var İlgon'un içinde. Böyle güzel yerlere de gidip bakabiliyorsunuz. En fazla nerede işte Pokemon'lar var, Pokestop'lar var falan seçebiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Bu dediğim gibi 3.98 sürümü bu 50 player'in. Bu 50 player tabii, benim şu an arkada Nox player'im de çalışıyor. İki tane emülatör çalışıyor. Bu bilgisayarımıza bizim nasıl bir performans sunuyor? Ona bakalım. Şimdi şöyle açalım. Tabii benim şimdi işlemcim iyi. i9 9900K var bende. Yani çok iyi bir işlemci sayılır. Ama tabii herkes de çok iyi işlemci ya da çok kötü işlemci yok. Herkesin değişiyor. Biz şu an benim işlemcim üzerinden bu bilgisayar nasıl bizde yer kaplıyor, işlemcide memoriyi nasıl, RAM'i nasıl harcıyor, ona bakalım. Şimdi ben tabii iki tanesini kullandığım için ben de tabii daha fazla kullanılıyor olacak. Çünkü iki tane emülatör çalışıyor. Sizde bir tane olduğu için bu daha az çalışacak. Benim şu an işlemcim gördüğünüz kadarıyla bakın %15, 16, 17 çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bunun LD Player'e %1 çalışıyor şu an. Hani Very Low'da çalışıyor. Nox Player de böyle Low'da çalışıyor. Ama dediğim gibi bunlar bende fazla yer şu an işlemcimde yemiyor. Ama RAM'i mesela fazla harcıyor. Bakın burada mesela %61 RAM'imi kullanıyor. Bu iki program benim. Yani demek istediğim, bunlar sizin bilgisayarınızı yormaz. Bir oyun, normal bir oyundan çok 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 daha az sizin bilgisayarınızı yorar. Yani bu yüzden bilgisayarınız iyi olup ya da işte kötü olup diye bir acaba ben de çalışırım diye bir kaygı duymanıza gerek yok. Sadece RAM'iniz ve işlemciniz daha iyi olursa daha iyi performans alırsınız. Daha az kasar program, öyle de söyleyeyim. Onun dışında size gösterebileceğim, dediğim gibi Nox Player'in 6.5.0.3 sürümü var. Bunu bulabilirsiniz yine Google'da, ama ben LD Player'i tavsiye ediyorum. 3.98, onu da zaten YouTube'da altta yorumlarda kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Dediğim gibi bunun paralı ve parasız versiyonu var. Paralı versiyonu ayda 5 dolar ve iki tane cihazda kullanabiliyorsunuz. Yani arkadaşınızla ortak böyle atıyorum 50 dolar 50 TL ise 25-25 TL bölüşebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi programın çok güzel özellikleri var. Özellikle o Black Nunshine dediğim, hani siz bütün Pokemon'ları tıklıyorsunuz mouse'la ama shiny olmayanları sizin içine tıklatmıyor. Ancak shiny'si içine giriyorsunuz ve siz direkt shiny yakalamış oluyorsunuz. Güzel bir özelliği var bu konuda. Sonra dediğim gibi Virtual Go Plus var. Onunla ben size göstereyim. Gerçi ben şu anlarım 28 dakika diyor. Ya yani onu açtığım zaman ben yürürken böyle işte bu yürürken yanında bakın bakın şu özellik var, görüyor musunuz? Top şeklinde kırmızı. Bunu aktive ediyorsunuz. Ben şu an hani size gösterdiğim için cooldown'lı olduğu için açmıyorum. Bunu aktive ettiğiniz zaman bu siz yürüdükçe yanınızdaki Pokemon'ları tutuyor. Otomatik tutuyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Elinizi bilgisayardan çekin, gidin yatağınızda yatın. O kendi kendine Pokemon'ları tutuyor. O yönden çok güzel bir şey. Başka bir sorunuz olursa arkadaşlar, dediğim gibi LD Player benim bir senedir, bir buçuk senedir bu programları kullanıyorum ben. Herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntım yaşamadım. Banlanmadım. Herhangi bir şekilde bir ceza da almadım. O yüzden içiniz rahat olsun. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman zaten altta yorumlara yazabilirsiniz. Ben her zaman size cevap verebilirim. Sizin için yararlı ve faydalı bir video olduğunu umuyorum. İnşallah öyledir. İnşallah işinize yarar.
Başka sorunuz olduğu zaman cevaplayabilirim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ayrıca ben yine aşağıya linkin oraya Twitch hesabımı bırakıyorum. Ben Twitch'te işte size veya insanlara, herkese, arkadaşlara raid invite'ı atıyorum. Hani raid isterseniz, Legendary tutmak isterseniz Twitch'te yayın açıyorum. Ve yayın açtığım anda siz beni bana işte kodunuzu yazdığınız zaman ben sizin kodunuzu ekliyorum ve size Legendary efsane Pokemon'ların raidini atıyorum. İyi günler dilerim. Bir sorunuz olduğu zaman yazabilirsiniz. Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Lütfen oradan raid isterseniz atabilirim. İyi günler hepinize. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.